Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle ballı muzlu süt yapımını paylaşacağım. Yani şöyle söyleyeyim, ben genellikle çürümek üzere olan muzları kullanıyorum. İçleri sağlam çıkıyor, şöyle göstereyim. Bunları koyayım. Ben böyle ikiye böldüm. Ve şu an doğrayıcımın içine atıyorum. Evet. Doğrayıcımın içine attım. Üzerine dilediğiniz kadar süt koyuyorsunuz. Evet. Sütümüzü de koyduk. Şimdi gelelim bal koymaya. Üzerine de şöyle tatlı seviyorsanız bol miktarda bal koyabilirsiniz. Evet, balımızı da koyduk. Şimdi yapmamız gereken doğrayıcımızın kapağını kapatmak. Beni biraz uğraştırıyor. Evet. Kapattım. Bunu da taktıktan sonra frize takabiliriz. Ve şimdi çalıştırıyorum. Sütünü çok koymuşum sanırım. Siz bu kadar süt koymayın. Ben fazlalıkları şöyle alayım. Sütünü biraz fazla kaçırdım. Demek ki bu kadar çok doldurmamam gerekiyordu. Muzu çok şey yapmışım, koymuşum. Neyse, çok da önemli değil o kısmı. Şimdi çıkartalım. Ben size görüntüsünü göstereyim. Bu şekilde. Ben şimdi bunu bardağa koyacağım. Ve sonra hazır olur. Arkadaşlar ben bardağıma koydum. Gördüğünüz gibi üst kısmı köpüklü. Ben çok beğeniyorum. İnşallah sizinki de